Merhabalar, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pekmezden arkadaşlar tatlı hazırlayacağız. Şöyle çayınızın, kahvenizin yanına indireceğiniz güzel bir atıştırmalık. Gördüğünüz gibi tenceremin içerisine kullanacağım malzemelerimi hazırladım. Sadece bir şekerimiz yok. İlk önce şöyle bardaklarımızı çıkaralım içindeki. Evet, arkadaşlar geriye kalan pekmezimiz. Ben evde olan pekmezden yapacağım. Pancar pekmezim vardı. Pancar pekmezinden tatlımızı hazırlayacağım. Siz dilerseniz dut pekmezi, üzüm pekmezi ya da benim gibi evinizde hangi pekmez bulunuyorsa ondan da yapabilirsiniz. İlk önce şöyle tenceremize pekmezimizi bir boşaltalım canlarım. Şimdi kullandığım bardakla 2 su bardağı su ekleyeceğim pekmezimizin üzerine. Hem şöyle içindeki pekmezimiz de ziyan olmamış olur. Bakın daha koyu bir şekilde bardağımızda kaldı canlarım. Şöyle ikinciyi de ekleyelim. Soğuk su ekledim, bilginiz olsun. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mg. Şöyle kaşıkla bir karıştıralım. Evet, bu kadar yeterli. Arkadaşlar şimdi üzerine aslında tam yarım su bardağı olması gerekiyor. Benim tam yarım su bardağı çıkmadı. Çok az kaldı ki yarım su bardağı olmaya yakın. Nişasta kullanıyoruz. Buğday nişastası. Evet, maşallah çok güzel içine girdi. Neyse, bazen böyle aksilikler olabiliyor canlarım. Burada da yarım su bardağı unumuz var. Onu da ekledim. Allah'tan o aynı şekilde dökülmedi. Şimdi bir çırpıcımızı alalım. Yavaş yavaş karıştıralım. Arkadaşlar hemen 2 yemek kaşığı da şeker kullanacağım. Siz dilerseniz şeker koymaya da bilirsiniz. Eğer ki tatlı sevmiyorsanız. Hani pekmezin kendi tatlılığı yeter diyorsanız. Şeker de eklemeyebilirsiniz. Ben de fazla koymayacağım. Şöyle hemen 2 yemek kaşığı, bakın şu şekil, şeker ekleyeceğim. Şimdi ocağımızın altını yakmadan ilk önce şöyle bir karıştıralım. İçinde hiçbir topaklanma olmasın. Şöyle tamamımızın kenarında mahvettik. Onları da temizleyelim hemen. Şimdi güzelce bir karıştıracağım. Daha sonra ocağımızın altını yakalım. Pekmezimiz güzelce koyulaşana kadar ocağımızda kaynatalım. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Hiçbir topaklanma kalmadı. Aslında siz benim gibi değil de ilk önce ununuzu ekleyin. Daha sonra da 2 bardak suyu da azar azar böyle karıştırarak eklerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Ben heyecandan ilk önce suyu, daha sonra da unu ekledim. İyice böyle pekmezimiz güzelce pelteleşecek arkadaşlar. Daha sonra da üzerine 1 çay bardağı böyle elimle hemen parçaladığım cevizlerimizi ekleyeceğiz. Kaynamaya başladı. Bakın koyulaşıyor arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını tamamen kısacağım. Şimdi sürekli ve hızlı hızlı karıştıralım ki şöyle tenceremize tutmasın. Şimdi içindeki şöyle çırpıcımızı çıkaralım. Hemen tahta kaşığıyla karıştıracağım. Ocağımın altını tamamen kıstım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu tatlımızı ocakta karıştırma, kaynama süremiz 7 ile 10 dakika arası olsun. Fazla da karıştırıp da ocakta bekletmeyelim. Sonra da tamamen böyle pekmeziniz kararır. Acımsı bir tatlı olabilir. O yüzden şöyle hemen dikkatli bir şekilde ocakta kaynatalım ve hemen indirelim. Bakın güzelce koyulaştı.
Arkadaşlar en yakın zamanda bir de kışlık böyle atıştırmalık sizlerle hazırlayacağız. Yine o da aynı şekilde böyle pekmezle cevizden yapacağım. O da çok güzel oluyor. Onu da böyle hemen buzlukta poşetlerimize koyacağız. Dilediğimiz zaman bir 15 dakika önceden bilemediniz 20 dakika önceden çıkarıp yiyeceğiniz güzel bir atıştırmalık tatlı arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda havalar iyiken onu da böyle hazırlayacağım ve kurutup yine sizlerle paylaşacağım canlarım. Şimdi hemen bir çay bardağı cevizimizi de ekleyelim. Ve cevizimizle de 1-2 dakika hemen karıştıralım. Ocaktan alalım. Evet, bu kadar yeterli. Bakın sizlere şimdi kıvamını göstermek istiyorum. Bakın akışkanlığı böyle olacak arkadaşlar. Şimdi ocaktan alalım ve bir tane borcam tepsimizi ilk önce suyla ıslayalım. Her tarafına gelecek şekilde. Sonra suyu döküp hemen peltemizi dökelim arkadaşlar tepsimize. Evet, ocağımı kapattım. Evet, peltemizi ocaktan aldım. Bakın şöyle borcam yuvarlak tepsime bir miktar suyumuzu koydum. Şöyle hemen kasemize fazla suyumuzu alalım. Tepsimizin her tarafı ıslandı. Şimdi fazla beklemeden hemen peltemizi tepsimize dökelim canlarım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da buzdolabında birkaç saat bekletelim. Şimdi güzelce tepsimize yayalım. Böyle kaşığımı hemen suya bandırdım arkadaşlar. Şimdi şöyle hızlıcana hemen yayıp ilk sıcaklığı da çıktıktan sonra hemen buzdolabına kaldıralım. Evet, şimdi ilk sıcaklığı çıktı. Buzdolabımıza hemen kaldırabiliriz. Arkadaşlar buzdolabından peltemizi çıkardım. Şimdi bolcana üzerine bir şöyle Hindistan cevizini serpelim. Bakın şöyle her tarafına gelecek şekilde serpiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle tezgahımıza bir tane yağlı kağıdımızı serelim. Yapmış olduğumuz peltemizi şöyle kağıdımızın üzerine ters çevirelim canlarım. İlk önce şöyle bıçakla bir kontrol edelim. Evet. Bakın şöyle güzelce kalktığından emin olduktan sonra ters çevirelim. Tamam. Şimdi hemen şöyle biraz da bastırıyorum ki Hindistan cevizleri tatlımıza yapışsın. Şimdi hemen ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o ara oğlum mutfağa geldiği için durdurmak zorunda kaldım. Zaten ters çevirir çevirmez hemen kağıdımızın üzerine tatlımız düştü canlarım. Şimdi tekrardan üzerine yine bir Hindistan cevizimizi serpelim. Şimdi sıra geldi tatlımızı dilimlemeye arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi canların dilimlere ayırdım. Şimdi diğer taraflarında güzel de Hindistan cevizini bulayalım ve güzel tabağımıza alalım. Bakın şöyle bir miktar Hindistan cevizimi kağıdımın üzerine döktüm. Şöyle dağıtmadan bakın o kadar güzel oldu ki yumuşacık. Şöyle her tarafını buluyorum Hindistan cevizini. Bakın aynen böyle arkadaşlar. Bütün hepsini böyle Hindistan cevizine bulayacağım. Bakın yumuşacık bir dokusu var tatlımızın. Evet, pancar pekmezinden yaptığımız peltemiz hazır canlarım. Artık bir videomun da sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Yeni tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.